Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 11 Mart haftasında piyasada neler olduğundan ve 18 Mart haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi 11 Mart haftasına 9337 puan seviyesinde başladı. Pozitif başlangıcın arkasında Cuma seans kapanışı sonrası gelen pozitif hiç sürprizi etkili oldu. Ancak sonrasında gelen banka hisseleri öncülüğündeki satış dalgasına yenik düştü. Satışlara rağmen holding ve otomotiv tarafı pozitif kapanış gösterdi. Salı gününe geçtiğimizde satışların bu seferde holding ve sanayi hisseleri öncülüğünde daha genele yaygın devam ettiğini gözlemledik. Ancak banka hisseleri salı günü satışa katılmadı. Hafta ortasına geçtiğimizde Endekste yine satışlar gördük. Bu sefer banka hisseleri de satışlara katıldı. Munzam karşılıklarına yönelik atılan adımlar banka hisselerindeki satışların sebebi olarak gösterilebilir. Endeks 159 puan düşerek hafta ortasında kendini 9000 puan seviyesinin altına atarak günü tamamladı. Perşembe günü ise kredi kartı harcamalarını kısıtlamaya yönelik adımlar atılacağı endişesi ile gerileyen banka endeksi baskılamaya devam etti. Borsa İstanbul 8883 seviyesine kayıplarla günü kapattı. Haftanın son işlem gününe geçtiğimizde ise banka hisselerinin baskısıyla gerilemeye devam eden borsa 8829 seviyesine haftayı kapatmış oldu. Yurt dışı tarafta enflasyon verisinin beklentilerin hafif üzerine gelmesi sonucunda ABD tarafındaki endekslerin satıcılı bir haftayı geride bıraktığını söyleyebiliriz. Haftanın son işlem gününde gelen verilerde Mart New York Empire State İmalat Endeksinin beklentilerin altında geldiğini gözlemledik. Diğer bir yandan Şubat ayı sanayi üretimi beklentilerin hafif üzerine gerçekleşti. Aynı dönem kapasite kullanım oranların ise beklentilerin hafif altında açıklandı açıklandığını gördük. Güven endeksinden de bahsetmek istersek beklentileri 0.6 puan altında 76.4 geçen verinin altında açıklandığını söyleyebiliriz. Enflasyon beklentilerinde ise enflasyon beklentilerinde ise 5-10 yıl enflasyon beklentisi %2.9'da dördüncü kez sabit kalırken kısa vadeli enflasyon beklentisinin %3.1'e yükselmesi beklenirken %3'te sabit kaldığını gördük. 20 Mart'ta açıklanacak FED faiz kararında satır araları piyasalarda yön bulmak açısından etkili olacak. Avrupa tarafında endekslerde haftanın son işlem gününde yatay kapanışlar hakimdi. Dolar endeksi hareketli bir haftayı geride bırakırken haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izledi. Son işlem günde başta yukarı yönlü ataklarda bulunan euro dolar paritesi burada kalıcılık sağlayamadı ve yataya bağlı hafif pozitif olarak haftayı kapatmış oldu. Ons altın yükselişine devam ediyordu ancak tahvil getirilerindeki yükseliş ile beraber geri çekildi. Yataya bağlı hafif negatif olarak haftayı kapattı. Petrol Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve arz endişesi sebebiyle psikolojik seviyesi olan 80 dolar üzerindeki fiyatlamalara devam etti. Gün içi yatay hareketlenmelerle birlikte 81.40 seviyesine kadar yükselen ham petrol aktif vadeli kontratı güne başladığı seviyelerin hemen yakınında haftayı kapatmış oldu. ABD tahvilleri yılın en kötü haftasını geride bıraktı. Uzun vadeli tahvil getirileri kısa vadeli tahvillere doğru satışlardan dolayı arttı. Ancak haftanın son işlem gününde Amerika swap piyasalarındaki faiz indirim adedi beklentilerinin 3'ün altında fiyatlaması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle beraber yakın vadeli tahvillerde alıcılı bir görünüş hakim oldu. 5 yıllık risk birimi CDS'de 3 bas puanı artarak 312 seviyesine yükseldi. Türk Eurobond getirilerinde 2 yıllıklar 3.2 puan yükselerek %6.20, 10 yıllıklar 7.4 puan yükselerek %7.63 seviyelerinde izlendi. 18 Mart haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde çarşamba günü tüketici güvenini ve merkezi hükümet borç stok verisini takipte olacağız. Perşembe gününe geçtiğimizde ise Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Cuma günü kapasite kullanım oranı imalat güveni ve yabancı turist girişini takip ederek haftayı kapatmış olacağız. Bu haftanın en önemli verisi olarak tabii ki de perşembe günü faiz kararı öne çıkıyor. Faiz kararı için beklentimiz Merkez Bankası'nın pas geçmesi yönünde. Burada beklentinin aksine bir karar gelmedikçe piyasa etkisi olacağını çok fazla düşünmüyoruz. Ancak faiz kararının 3 kurumdan ikisi %47,5 ve biri %50 olarak açıklamasını bekliyor. Ayrıca yine söylemek gerekirse metinde iç talepteki soğumaya yönelik adımlar için açıklama yapılması durumunda piyasa etkisi açısından önemli olacağını da hatırlatmak isteriz sizlere. Yurt dışı tarafta pazartesi günü Avrupa enflasyon verisini takip edeceğiz. Salı günü ise Amerika tarafında inşa inşaat izinlerini ve konut satışları ile günü kapatacağız. Hafta ortasında İngiltere enflasyon verisini izlerken akşam kulağımız FOMC'de olacak. Perşembe gününde Avrupa PMI verisi gelirken İngiltere faiz kararını açıklayacak. Aynı gün Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, mevcut ev satışları ve PMI verisini takip edeceğiz. Haftanın son işlem gününde İngiltere tarafındaki perakende satışlar verisini takip ederek haftayı kapatmış olacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Batı EGGO Doğuş Otomotiv, Akfen Yenilebilir Enerji sıralanırken en çok azalanlarda ise Şeker Yatırım, EYG Gayrimenkul, Bin Yatırımlar gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hislere baktığımızda Akmen yenilebilir enerji hisse yabancı oranı 7 gündür artan tarafa baktığımızda Koray GEO ve Merko Gıda'yı sıralayabiliriz. Yabancı orana 10 gündür azalan hisselere bakarsak dofer yapı, milpa, plastik kart ve listedeki diğer hisse senetlerini söyleyebiliriz. Son olarak haftalık SPK bültenine geçersek Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 3 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımının ve mavi giyimin 198 milyon 628 bin TL iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının onaylandığı açıklandı. Bunların dışında ayrıca da gayrimenkul geliştirmenin tahsisi olarak pay satışının onaylandığı duyuruldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.